iki şeye değineyim. Bir tanesi şu, hep verdiğim bir örnektir. Bazı üniversiteler bizde eskiden beri gelen müthiş bilgi biriktirmişlerdir. Onların bildiklerini hiçbirimiz bilmeyiz. Fakat onların metotları yoktur. Bu metot denen hadise öyle yabana atılacak, küçümsenecek, yok sayılacak bir şey değildir. Her şey metottur. Ve her bu şey metottur. Metottur. Şimdi bir kere burada ciddi bir metodoloji meselesi var. İki, şimdi bir reddiyenin içinden geldiğiniz zaman, diyelim ki bütün bu tartışmaların gösterdiği şekilde Batı'nın ürettiği belli bir rasyonalite, belli bir metodoloji ve belli bir takım ontik yaklaşımlar içinde bakmayıp da bunu daha farklı bir yerden ele aldığınız zaman iki şey oluyor. Bir, o bilginizi dönüştürüp yeniden analitik ve sorgulamacı olarak ortaya getiremiyorsunuz. İki, sistematik yapamıyorsunuz. Tabii, yani zaten modernleşmenin ana meselesi kendi üstünde düşünmektir. Yani modernleşme, ne bileyim, masaysa masanın üstünde düşünür, romansa romanın üstünde düşünür veya bir temel kavramsa egzistansiyalizmse veya egzistanssa egzistansın üstünde düşünür. Kendi aydınlarını çıkaramadı sözünü. Şimdi o da şu, o da şu. Şimdi bu analitik yaklaşım bir kere hakim değil. Bunu Türkiye'nin öğrenmesi şart. Bir, iki. Şimdi hakkaniyetle de davranalım. Bu kesim uzun bir müddet kendisini sadece politikayla ve demin hocamın belirtmeye çalıştığı şekilde bu politikanın sonunda devleti yönetecek iktidarı ele geçirme aracı olarak görülmesiyle sınırladı. Bunun içinden bu analizi yaparak, bunun başka boyutları üstünde düşünerek ve sadece düşünme adına düşünme edimini gerçekleştirerek ortaya çıkacak bir entelektüel tipolojisi burada yok. Yani siyasallaşma, siyasi aşırı odaklanma, aşırı siyasallaşma yani, entelektüel zaaf meydana getiriyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı en önemli problemlerden birisi Taha Bey, bu aşırı politizasyon. Aynı kanaatteyim. Bu düşüncenin kendi saf ve kendi üstünde düşünme kapasitesini ortadan kaldıran entelektüel oluşumu yok eden en önemli tuzak.